Değerli misafirler, son konuşmacımız Informascope firması kurucusu ve direktörü Kıvanç Çınar. Kıvanç Çınar, TED Ankara Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında Sivas Information Services Türkiye temsilcisi olarak görev yapan Kıvanç Çınar, 2003 yılında Sivas firması Türkiye ofisinin kurulmasında görev aldı ve 2008 yılına kadar Türkiye ofis yöneticisi olarak görevini sürdürdü. 2008 yılında Sivas firmasındaki görevinden ayrılan Kıvanç Çınar, sektörde edindiği tecrübesini elektronik yayıncılık alanında yaşanan gelişmeler ve kütüphane teknolojilerindeki değişime bağlı olarak etkin şekilde sunmak amacıyla Informascope firmasını kurdu ve 2008 yılından itibaren Informascope firmasının direktörü olarak görev yapmaktadır. Şimdi Kütüphaneler Artık Bulutlarda isimli konuşmasını yapmak üzere Sayın Kıvanç Çınar'ı kürsüye davet ediyorum. Ben de ilk defa Bilkent Kütüphanecilik seminerlerinde yer alıyorum, bulunuyorum. Öncelikle çok bilgilendiğimi belirtmeliyim. Bugünkü toplantıyı organize ettiği için ve bizleri de davet ettiği için Bilkent Kütüphanesi yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugün tabii bulutla ilgili bazı çok detaylı bilgiler, daha önceki çok değerli konuşmacılar bizlerle güzel, değerli bilgiler paylaştılar. Ben de Informascope firması olarak uluslararası bir firmanın temsilciliğini yürütüyoruz. Bir otomasyon firması, Circe Dynex isminde. Ve bundan 4-5 yıl önce geliştirmiş oldukları, başlatmış oldukları Blue Cloud isminde bir proje var. Bugün size kısaca ondan bahsedeceğim ama tabii ben de aslında hazırlamış olduğum sunumda kısaca cloud nedir? Yani bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Tabii bugün aslında belki tekrar olacak bu. Bir daha önceki sunumlarda da yer aldı ama ben cloud teknolojilerini düşündüğümde benim aslında değerlendirmemde bir edinme modelinde bir değişiklik oluyor. Özellikle biz kurumlara hizmet sunan şirketler olduğumuz için. Şimdi daha önceden bir kütüphane kurmak istediğinizde sizin örnek veriyorum bir yazılım alacaksınız. Bu yazılım için bir sunucuya ihtiyacınız var. Sunucuyla birlikte bu sunucu içerisinde çalışacak bir işletim sistemi, bir veri tabanı artı bununla bağlantılı olarak yani daha yazılımı kurmadan bir takım giderlerimiz bazı bununla bağlantılı olarak maliyetlerimiz oluyor. Daha sonrasında kütüphane otomasyonu özelinde bile düşünecek olursak bunun bir lisans modeli oluyor, lisanslama bedeli. Daha sonrasında da yıllara göre bir bakım bedeli oluyordu. Şimdi tabii bunları biz temin etme modelinde satın alıyorduk. Yani bir donanım satın alıyorduk, daha sonrasında bir yazılım satın alıyorduk ve daha sonrasında da yıllara göre maliyetlerimizi belirliyorduk. Şimdi yeni gelişen modellerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok yaygın, bu son 4-5 yıl içerisinde yaygın kullanmaya başlayan modellerde bulut bilişim, yani bugünkü aslında toplantımızın da ana konusu olan bulut bilişim yoğun olarak kullanmaya başlandı. Bulut bilişim aslında bilgisayar teknolojilerinin temin etme modelinde, yani bir ürünü satın almak yerine belki hizmet olarak edinmek olarak adlandırılabilir. Yani burada az önce saymış olduğum bütün sunucu artı diğer yazılımları, lisansları tek bir paket olarak biz bir yıllık, örnek veriyorum, abonelik yapıyoruz. Esas model bu şekilde işliyor. Tabii bugün yine detaylı olarak belirtildi. 3 farklı aşaması var. Ben bunlar içerisinde çok detaya girmek istemiyorum ama şöyle belirteyim. Şimdi tabii yazılım firmalarının özellikle üzerinde durduğu Software as a Service bölümü ama burada kütüphaneler altyapı kurmak istediklerinde, yani biz sadece kütüphane otomasyonları tabii kütüphaneler tarafından kullanılmıyor. Mesela sizin burada personelinizin kullanmış olduğu ofis yazılımlarından veya işte ortak veri tabanlarından birçok farklı uygulamayı da aslında bir bulut sisteminde mesela Infrastructure as a Service dediğimiz ya da Platform as a Service dediğimiz modelde kullanabilirsiniz. Burada aslında karşımıza çıkan iki önemli unsur var. Yani biz mevcut yazılımlara hangi aşamada ne lisans ödemek istiyoruz ya da bunları ne kadar süreyle kullanmak istiyoruz gibi. Bunlar aslında bir önceki sunumlarda da değinildiği için çok detaya ben bunlarla ilgili girmek istemiyorum. Burada bir diyagram bulunuyor. Bunun içerisinde tabii ki yani altyapıdan başlayıp daha sonra bir platform, yani hazır platform kullandığımızda hazır platformlar içerisinde bizim bazı uygulamaları, halihazırda kurulmuş uygulamaları bizzat kendimizi yönetebilmesi mümkün. Ama Software as a Service'de sadece bizim için kullanılan, bizim için tasarlanmış, hazırlanmış bir yazılım. Bugün ben biraz da detay olarak Software as a Service'den bahsedeceğim sizlere. Şimdi Software as a Service, daha önceki konuşmalarda da bahsedildiği gibi bizim için
web üzerinden erişebildiğimiz, bir web sayfası üzerinden erişebildiğimiz ve yazılımı aslında örnek veriyorum internet görüntüleme araçlarıyla kullanabildiğimiz bir model. Kütüphane otomasyonunda bunun uygulaması nasıl oluyor? Birazdan onlardan da bahsedeceğim ama tabii buna geçmeden önce ben bugün BlueCloud'dan genel olarak bahsedeceğim. Benim konuşma başlığım aslına bakarsanız kütüphaneler artık bulutlarda olarak belirledim ama tabii gerçekçi bir değerlendirme yapacak olursak kütüphaneler belki de son 15 yıldır, belki 20 yıldır bulutlarda. Ben bu sektörde çalışmaya başladığımda, 2000 yılında çalışmaya başladım bu sektörde. Birkaç veri tabanı vardı abonelik yapılan. Şimdi tabii belki, bilmiyorum, Bilkent Üniversitesi'nin şu anda toplam veri tabanı sayısı belki 100 üzerindedir tahmin ediyorum, değil mi? Yani birçok üniversite, birçok kütüphane artık tabii belki fiziksel basılı kitaplar olmadan direkt veri tabanlarıyla, dergilerle, kitaplarla başlıyorlar. Şimdi kütüphaneler daha önceden bulutu nasıl kullanıyordu? Yani şu anda 15 yıldır biz nasıl kullanıyoruz? Elektronik dergilere abonelik yaptık. Elektronik dergiler aslında yayın evinin sunucularında. Yani biz kontenti aslında başka bir sunucuda bulutta kullanmış oluyoruz. Ya da kitaplar, şu anda elektronik kitaplar da aynı şekilde. Şimdi burada tabii kütüphanenin şu anda fiziksel koleksiyonunu, basılı kitapları mesela burada raflarda yer alabiliyor. Ama bu kitap elektronik olduğunda illa bu kitabın kütüphane sunucularında yer alması gerekmiyor. Zaten kütüphane sunucularında yer alması durumunda da teknik olarak mümkün. Ancak bunun için gerçekten çok ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani bu telif kapsamında kitapların korunabilmesi, sunulması için. Şimdi bugün bahsedeceğimiz sistem genel olarak kütüphanelerin yazılımıyla bağlantılı bir sistem. Yani kütüphanede içerik olarak kitaplara, dergilere, veri tabanlarına erişiyoruz. Ancak kütüphane yazılımlarını, az önce bahsetmiş olduğum bu sunucuları nasıl bulut ortamına taşırız? Biraz da bundan bahsedeceğiz. BlueCloud aslında yani Best Library User Experience, bir önceki slide'da bundan da bahsetmek istiyorum. Cirsi Dynex firması yaklaşık 35 yıllık bir şirket ve kullanıcı araştırmaları yapıyor. En çok kullanıcılardan geri bildirimlerin artık cloud sistemlerinde yoğun olarak maksimum düzeyde geri bildirimlerin memnuniyet derecesinin arttığını görebiliyoruz. Ve bu platformu tasarlarken aslında sadece sizin mevcut, yani buradaki kütüphane yazılımlarının bilgi belge olarak dokümanlarımızın bulut ortamında tutmak ya da bunlara bulut üzerinden erişmek değil, aynı bulutların entegrasyonu gibi birçok farklı sistemin bir arada entegre olarak çalışabilmesi aslında tasarım olarak düşünülmüş. Şimdi Cirsi Dynex firması, ben bugün tabii bir teknik detaylarından bahsedeceğim. Yani bir ürün tanıtımı ya da ticari bir sunum olarak bugün daha çok bulutlar ve kütüphane bilgi belge erişiminin bulutlar üzerinden nasıl sağlandığından bahsetmek istiyorum ama bunu halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde 800 kullanıcıya sunan bir şirketin bunu nasıl yaptığı, hangi teknik altyapıyı kullandığından kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda global data center'larla ve Amazon web servisleriyle anlaşmalı bir şekilde çalışıyor. Ve 800 üzerinde toplamda kullanıcı şu anda bu sistemi kullanıyor. Burada aslında toplamda dünya üzerinde, yani bu sistemi Türkiye'de de kullanmak istediğimizde bazı lokasyonlarda sunucularımızın yerleri bulunuyor. Yani global data sağlayıcıların hangi lokasyonlarda bulunduğunu görebiliyoruz. Tabii şu anda Türkiye'den henüz bir bulut kullanıcımız yok ama belki önümüzdeki dönemlerde olmasını bekliyoruz. Burada tabii baktığımızda farklı sunucularda da olsa siz aynı altyapı içerisinde, yani siz bulut ortamına bağlandığınızda hangi sunucudan bu dataya ulaştığınızdan ziyade bu bir yönlendirme şekliyle direkt size en yakın sunucu içerisinde sunulabiliyor. Böyle bir teknik altyapının tabii ki en önemli unsurlarından bir tanesi sürekli olarak belki bugün sorular bölümünde daha çok karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bu teknik altyapının nasıl işletileceği. Yani sunucular, şu anda bizim burada bilgi işlem departmanımız da bir şekilde bunu işletiyor. Ama bazen sisteme erişemiyoruz. Böyle durumlarda bunun ne kadar sürede müdahale edileceği ya da güvenlik açıkları var mı, güvenlik nasıl sağlanacak? Aslında bugün biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi mevcut yapılan data center'larla yapılan anlaşmalar aslında tabii ki burada siz de bulut sistemine geçtiğinizde bütün teknik detayları hizmet sözleşmesi, yani service level agreement dediğimiz sözleşmelerle belirleyebiliyorsunuz. Yani sistem, örnek veriyorum, %99.9 uptime, yani burada bahsetmiş olduğumuz, zaman zaman birçok web sayfasının çalışmadığını görebiliriz, zaman zaman birçok farklı sunucuya erişemediğimizi görebiliriz ama
Böyle bir data center'la anlaştığınızda bunun garantisini yazılı ve sözleşme üzerinde alabiliyorsunuz. Onun haricinde tabii önemli unsurlardan bir tanesi bunların yedeklemeleri. Mesela şu anda bilgi işlem departmanları tahmin ediyorum üniversitelerde haftada bir yedekleme yapıyor ama günlük hatta saatlik tabii büyük datalar burada data center'lar bunları otomatik olarak yazılımlarla yürüttüğü için ciddi bir arka planda teknik altyapı ve çalışma bulunuyor. Bize tabii bulut teknolojilerinden bahsettik, kazançlardan az önce Gökhan Bey'in de sunumunda ciddi maliyet avantajlarından bahsedildi. Burada aslında genel olarak ben kısaca tabii zaman, maliyet ciddi bir şekilde zamandan kazanıyoruz. Ayrıca bir yazılım kullandığımızda biz bilgisayarımızda bile şu anda güncellemeler yapmamız gerekiyor. Ya da yeni yazılımlar çıkıyor, şu anda teknolojimiz buna yeterli olmadığı için bilgisayarımızda bir yükseltme yapmamız, yani yeni RAM eklememiz vesaire bunu upgrade etmemiz gerekiyor. Burada tabii ki optimum seviye sunulduğu için, sürekli olarak monitör edildiği için böyle bir uygulamaya gerek kalmıyor. Yani sizin adınıza bütün bu işlemler monitör ediliyor. Daha sonrasında sizin adınıza bu bahsetmiş olduğumuz data center'lar gerektiğinde örnek veriyorum. Şu anda günlük veya belli saatlerde toplamda kullanıcı sayınız 1500, 5000, belki 100.000'e ulaşıyor. Burada kapasiteyi monitör yani izledikleri için belki bunun karşılığında gerekli optimum seviyedeki donanımı hemen sağlıyorlar ve siz burada ekstradan bir geri bildirim şikayet almış olmuyorsunuz. Yani bununla normal şu andaki bir uygulamada bunu bilgi işleme rapor edip, bilgi işlem gidip belki yeni bir sunucu temin edip ya da bunları satın almaya da yükseltme işlemi yapması gerekebilir. Ama bunlar otomatik olarak sizin adınıza başka firmalar tarafından yapılıyor. Önemli konulardan bir tanesi tahmin ediyorum. Bugün de yine sorular arasında belki yer alacaktır değerlendirme oturumunda. Güvenlik tabii ki datalarımız farklı bir sunucuda, farklı bir bilgisayarda bunun güvenliği nasıl sağlanacak? Amerika'da bu sorunun yanıtını aslında tabii benim şu ana kadar katıldığım birçok toplantıda da en çok bulutla ilgili kaygı güvenlikle ilgiliydi. Amerika'da National Institute of Standards and Technology bununla ilgili standartları yayınlamış ve şirketler buradan bu standartlara uyan hizmetler vermek durumundalar. Yani bir akreditasyon süreci gibi düşünebilirsiniz. Burada tabii ki bahsetmiş olduğumuz standartlar aslında kullanıcılardan gelen kaygılarla ve sürekli olarak bu konuda çalışan uzmanların belirlemiş olduğu bazı belki gereksinimlerle oluşturulmuş durumda. Ben aslında burada çok büyük bir güvenlik açığı oluşacağını zannetmiyorum. Çünkü bahsetmiş olduğumuz sistemlerle siz sözleşme yapıyorsunuz ve çok ciddi güvenlik, birazdan da göreceğiz, SSL az önce bahsedildi, HTTPS gibi yani 128 bit, 256 bit güvenlik seviyelerinde bağlanıyorsunuz sisteme ve şu anda bahsetmiş olduğumuz güvenlik seviyelerine, bilmiyorum şu anda internet bankacılığı kullanmayanımız var mı? Yani aramızda ya da belki elektronik ticaret sayfalarını kullandınız mı daha önceden? Elektronik ticaret sayfalarında kredi kartı bilgilerinizi yazıyorsunuz. Bütün adres bilgileri, TC kimlik numarası ya da internet bankacılığında hesabınıza ulaşırken yine bütün bilgileri yazıyorsunuz. Ama bu bilgiler güvenli bir şekilde, yani bahsetmiş olduğumuz güvenlik protokolleriyle şifreli bir şekilde diğer sunuculara ulaşıyor. Aynı şekilde sizin şu anda kullanmış olduğunuz datanın da kullanacağınız uzaktaki sunucuya ulaşması için böyle bir altyapı kurulmuş. Şu anda örnek veriyorum, Bilkent Üniversitesi kütüphanesi tahmin ediyorum sunucu lokal burada bulunuyor. Ama yeni bizim çalışmaya başladığımız birçok kurumda artık yani özel bulutlar, az önce Gökhan Bey'in sunumunda bahsettiği üniversite VMware sanal bir sunucuyla tüm birimlere sunucuları paylaştırıyor. Aslında özel bulut dediğimiz, yani sonuçta biz buradan belki bazı üniversiteler şu anda birçok şubesi, birçok birimi, fakültesi farklı yerlerde olan üniversiteler oluyor, kurumlar oluyor. Bu kurumların aslında diğer sunucuya bağlanabilmesi ya da bahsetmiş olduğumuz özel buluta bağlanabilmesi için zaten yine internet ortamına bir şekilde ulaşıyor. Ve fiziksel olarak lokal bir sunucuya değil aslında sanal bir sunucuya bağlanmış oluyor. Burada da bu bağlantı sürecinde VPN dediğimiz, özel Virtual Private Network dediğimiz, yani şifreli bağlantılar kullanılabiliyor. Şimdi bu Blue Cloud ismini verdiğimiz proje aslında sadece bir sunucu ya da uzaktan erişebileceğimiz bir sunucuyu barındırmıyor. Bünyesinde kütüphanelerin erişim sağlamak istediği, şu anda kullanmış olduğumuz Discovery platformlar var ki tahmin ediyorum yaklaşık
son 5-6 yıldır kütüphaneler Discovery portallerini, platformlarında kullanıyorlar. Bunlar da aslında software as a service olarak kullanılan aboneliklerdir. Yani siz aslında uzakta bir yazılım kullanıyorsunuz. Discovery platformunda bir veri tabanı gibi bir erişteniz bir içerik yok ama sizin adınıza tüm veri tabanlarını tarayan bir sistem var. Burada aslında Discovery portalleri, erişmek istediğiniz arşiv veya başka kütüphaneler, kütüphanelerin artık ihtiyaçları sadece katalog taramak değil. Bu tüm veriyi bir araya getirip daha sonrasında bunu kullanıcılara yine farklı erişim seçenekleri sunmak. Yani burada bahsetmiş olduğumuz erişim seçenekleri mobil cihazlar olabilir. Belki laptop üzerinden ya da desktop üzerinden erişebilirsiniz. Bunlar da tabii önemli olan bir konu. Geçtiğimiz haftalarda yine bir akademik toplantıda mobil cihazlar üzerinden bir sunumumuz olmuştu. Aslında kütüphane otomasyon sistemini de cep telefonundan kullanabiliyorsunuz. Yani artık veriye istediğiniz cihazdan erişebildiğiniz için verilere isterseniz iPhone, Android cihazlarda gidip kataloglamaya dönüş verme işlemi yapabiliyorsunuz. Burada aslında nasıl erişildiği de önem taşıyor ama bahsetmiş olduğumuz HTTPS, SSL, BlueCloud'la nasıl entegre çalıştığı ya da sizin diğer sunucularla bir arada nasıl çalıştığınız. Burada aslında belirtilen sizin kütüphane otomasyonunuz ve diğer sistemler, yani kampüs dışarısında erişeceğiniz sistemlerin güvenli bir bağlantıyla sağlanıyor olması. Şimdi burada biraz teknik bir aslında grafik ama ben burada özellikle belirtmek istediğim bir sistem tasarımı, bir yazılım tasarımı yaparken burada layer'lar, yani bahsetmiş olduğumuz aşamalar çok önem taşıyor. Kullanıcıların erişim sağlayacağı esas burada lokal de olabilir veya software as a service de olabilir. Yani şu anda halihazırda kullandığınız otomasyon sistemi lokal buradaki sunucularda kurulu da olsa ya da başka bir sunucuda da olsa aslında burada bahsetmiş olduğumuz diğer sistemlerin bir arada erişileceği BlueCloud ismini verdikleri projeye, yani oradaki bulut yapısına bağlanmış oluyorsunuz. Burada benim özellikle vurgulamak istediğim şu. Arka plandaki sorgu burada çeşitli database, veri tabanı modelleriyle bir araya getirilip daha sonrasında kullanıcılara HTML5 altyapısıyla sunuyor. Bunun avantajı nedir? Bugün bir haber okudum. Google bundan sonrasında mobil uyumlu web sayfalarını daha ön sırada listeleyecekmiş. Yani burada web sayfanız mobil görünüme, gelen cihazları tanıyıp mobil görünüme uygunsa aslında şu andaki erişimin de büyük çoğunluğu mobil cihazlardan olduğu için daha öncelikli olarak sıralamalarda yer alacak. İşte HTML5 altyapısında hangi cihazdan erişim sağlandığını tanıyıp ona göre bir menüyle karşılayan bir esnek bir mimari diyebiliriz. Ve şu anda kütüphane altyapısı, kütüphane arayüzleri veya başka yani yazılım sektöründeki birçok arayüz aslında HTML5 altyapısına şu anda dönüşmüş durumda. Şimdi buradaki genel olarak bu tabloyu burada aslında sunumda yer almasının gerekçesi, az önce kataloglamadan bahsettik. Katalogdan şu anda mevcut fiziksel kayıtlarımızdan bahsettik. Ama kütüphane yönetim sistemi dediğimiz konu aslında sadece artık bir kataloglama, bunların bir arada taranması değil. Bunun çok daha ötesinde farklı sistemlerin bir arada entegre olması. Şu anda planlama olarak baktığımızda buradaki her bileşen bir bulut. Ve bunları bir araya getirip kullanıcılarınıza tek bir arayüzden, yani belki cep telefonundan sunuyorsunuz. Bunu bir araya getirebilmek için arka planda da bir bulut mimari altyapısı olması gerekiyor. Bunları tek tek her kurum kendisi entegre ederse tabii ki teknik olarak mümkün ama belki çok ciddi bir zaman, çok ciddi bir yatırım yapması gerekiyor. Onun için burada Circe Dynamics'in veya başka yazılım firmalarının bulut teknolojilerini kullanırken öncelikli olarak tabii ki maliyetler, uzaktan erişim ancak entegrasyonlar, yani farklı sistemlerin bir arada konuşabilmesi ve entegre olabilmesini de ön planda tutuyor olması lazım. Mesela burada bir örnek paylaşmak istiyorum. E-Resource Central Connectors, şu anda sektörümüzde tabii elektronik kitap sağlayıcılar var, veri tabanları var, farklı full text tam metin erişilen sistemler var. Şimdi bunların hepsine farklı bir şekilde hem sağlama, yani kütüphane otomasyonunda ne yapıyoruz? Sonuçta sağlama modülünde basılı materyalleri satın alırken bunların maliyetleri, fatura bilgisi, bütün bilgileri giriyoruz. Buradaki konnektörler vasıtasıyla sektörümüzdeki sağlayıcılar, tabii bunlar daha çok yabancı sağlayıcılar ama bunun lokal olarak da olması için bir proje başlattık. Hepsini entegre ediyoruz. Yani bir kitap alacağınızda birden fazla sağlayıcıdan fiyat bilgileri otomatik olarak ulaşıyor. Bunlarla ilgili erişim bilgileri ulaşıyor ve tüm süreç aslında bilgisayarlar vasıtasıyla tamamlanmış oluyor ve kataloglanmış, kullanıcıya sunulmuş oluyor. Bu bahsetmiş olduğumuz entegrasyonları da bir defa entegre edildiğinde
herkes aynı cloud yapısını kullandığı için aslında bütün kurumların tek tek entegrasyon sağlamasına gerek kalmıyor. Yani buradaki avantajımız birçok kullanıcının kullandığı ortak bir sistemi tek bir yerden yönetebiliyor olmamız da aslında bir avantaj. Genel mantığında bulut teknolojilerinde bizim belki hani bilgi belgenin yönetimi açısından ne gibi faydalar sağlanır? Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani burada bahsetmiş olduğumuz bu sayı az önceki sunumlarda da hani biraz sektörün ve mesleğin bundan sonraki gideceği yönden bahsedildi. Şu anda daha önceden belki bu kadar fazla elektronik kaynağı veya yazılımı bir araya getirmek gibi bir ihtiyaç yoktu. Ama şu an 2015 yılındayız. Birçok farklı yazılımı, birçok farklı sistemi entegre etmek durumdayız. Belki 2025 yılına geldiğimizde buradaki sayı çok daha fazla artacak ve bunlar içerisinde tabii ki pratik bir sistem kullanmamız gerekecek. O yüzden de bulut teknolojisinde yani altyapı ve standartlar tek bir yerde belirlenmiş, tüm sistemler bu ekosisteme dahil olan sistemler olarak geliştirilmiş olacak. Yani siz yeni bir yazılım geliştiriyorsanız bu sisteme hizmet sunacaksa buna uyumlu, buradaki sisteme uyumlu halde geliştiriyor oluyorsunuz ve sonrasında da tüm kullanıcılara ulaşabiliyorsunuz. Tabii bulut teknolojilerinin yönetilmesi de ayrı bir araçlarla gereksinimlerle oluyor. Burada mesela şu andaki yazılımları kullanırken bir admin paneli vardır. Kullanım raporlarını alabilirsiniz, kullanıcıları belirleyebilirsiniz, yönetim arayüzüdür. Tabii bulut sisteminde de bunlar sizin adınıza uzaktan yürütülen, takip edilen sistemler ama siz de istediğiniz aşamada müdahale edebiliyorsunuz ve bunu sağlayan firmalar neler yapıyor? 24 saat sürekli olarak monitör ediliyor. Sistemde herhangi bir yavaşlama vesaire bunlar bu tip teknik detaylar oluşması durumunda yine uzmanlar anında buna müdahale ediyor. Bununla ilgili gerekli teknik çalışmalar yapıyor. Ve bulut ortamında sizin sözleşmeniz çerçevesinde bazı arayüzlere de sizin yani cloud tools dediğimiz farklı arayüzlere de sizin de erişip bu verileri alabilmeniz mümkün olabiliyor. Genel olarak benim bulut teknolojileriyle ilgili şu anda çalışmış olduğumuz bir firmanın bir projesinden bahsetmeye çalıştım. Bunu yurt dışında halihazırda kullanıyorlar ve 800 kütüphane şu anda kullanıyor ve oldukça memnunlar. Türkiye'de tabii bulut konusu gündemde olan bir konu ama halen tahmin ediyorum birçok belki soru işaretleri var. O yüzden ben bu uygulama olarak nasıl olduğundan kısaca bahsetmeye çalıştım ama sorularınız varsa memnuniyetle yanıtlayabilirim. Evet. Yani şöyle aslında serverlar yani donanım tabii ki sürekli olarak yenilenmesi gereken bir konu. Bildiğim kadarıyla bir server aldığınızda bunun ortalama ömrü 5 yıl civarında. 5 yıl sonra zaten ya ek bazı yükseltmeler yapmanız gerekiyor ya da tümden sistemi yenilemeniz gerekiyor. Şimdi burada Bilkent Üniversitesi belki infrastructure olarak bir sanal sunucuya geçebilir. Belki Türkiye'deki sunucu sağlayıcılarla görüşülebilir. Ama sadece kütüphane olarak biz software as a service yani Cirsedynix yazılımını bulut üzerinde kullanmak istiyoruz derseniz zaten bütün buradaki teknik altyapı işlemler otomatikman Cirsedynix tarafından sağlanan sunuculara aktarılıp daha sonrasında herhangi bir teknik bir işlem yapmanıza gerek olmayacak şekilde onlar tarafından yürütülecek. Yani şu anda şöyle aslında burada bir hizmet sözleşmesi yani sizin buradaki aynı zamanda kaygılarınızı da belki yani bilemiyorum şu anda bulutla ilgili belki hiç kaygı da olmayabilir. Yani sonuçta elektronik ticaret. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası yani kütüphanelerin şu anda yönetmiş olduğu data
veri oldukça her geçen gün artıyor ve az önce belirtmiş olduğumuz gibi yani burada entegre etmemiz gereken farklı kaynaklar da çok fazla sayıda. Yani şu anda 150 veri tabanı olduğunu düşünelim. Farklı kütüphaneleri bir arada taramak istiyoruz. Belki internette açık erişimli kaynakları bir arada taramak istiyoruz. Belki kendi dijitalleştirdiğimiz kaynaklar var. Bunları PDF olarak belki tezler vesaire bunları bir arada yine sisteme entegre etmek istiyoruz. Tabii bu sürekli olarak artan bir veri. Burada belki dijitalleştirme yaptığımızda bunun için belki bir sunucu kapasitesi gerekebilir. Yani siz belki bundan 5 sene sonra şu andaki kullandığınız sunucunun çok daha üst özelliklerinde bir sunucuya, yani büyük ihtimalle tabii öyle olacak ama ihtiyacınız olacak ama bunun maliyetlerine baktığınızda, yatırım maliyetlerinde bunun sunucuyu satın aldığınız artı bunun içerisinde çalışacak yazılımlar artı tabii ki bakım, zaman, bunun için bir internet bağlantısı gerekiyor. Üniversitelerde tabii ki bildiğim kadarıyla internet bağlantısı merkezi bir yapı tahmin ediyorum Ulakbim üzerinden geliyor ama sistem az önce belirttiğimiz mesela %99.99 oranında hiçbir yavaşlama olmadan kullanıcılara hizmet verebilecek garantiyi sunuyor. Siz burada şu anda bütün bu bahsetmiş olduğum unsurları tek tek üniversite olarak kendiniz belki yürütüyorsunuz ve burada bunun için zaman ve çeşitli kaynaklar tahsis etmiş durumdasınız. Bulut ortamında devam ediyor olduğunuzda en azından kütüphane yazılımı boyutunda herhangi bir ek bir maliyetiniz olmayacaktır. Ama bunun sözleşmesi, servis sözleşmesi tabii ki buradaki sağlanacak hizmetin detaylarını sunmak için farklı bir sözleşme olarak sunulacaktır. Başka soru var mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.